Kolay gelsin. İşleriniz olsun, kolay gelsin. Kolay gelsin. Şöyle fotoğraf çekiyorlar. Sayın Valim, buyurun. Evet. Sayın Valim, buradayız. Efendim, buradayız. Size layık olmak için mesai mefhumu gözetmeksizin gücünü anayasa ve yasalardan alan yargının Türk milletinin yargısı olduğu inancı günümüzde yanımızda olan Sayın Yargıtay üyemiz Şaban Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum. Keza Sayın Şaban Yılmaz'dan sonra Yalova'da başsavcılık görevini devralarak binanın yapımına büyük katkı sağlayan ve şu an yanımızda yer alan Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Mehmet Ali Kurt'a da teşekkürlerimi bir borç sunuyorum. Sayın Bakanım ve değerli konuklar, bu vesileyle Sayın Adalet Bakanımızın ve siz değerli konukların katılımıyla açılışını gerçekleştireceğimiz, vatandaşlarımıza adalet hizmeti sunacak olan Yalova Adliyesi Hizmet Binamızın vatanımıza, milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlara vesile olmasını diler, saygılarımı arz ederim. Bakanım, Sayın Valim, Sayın Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekilim, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Bakan Yardımcılarım, Sayın Yargıtay Üyem, Bakanlığımızın değerli yöneticileri, Sayın çevre illerden gelen İstanbul, Bursa ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcı ve Başkanlarım, protokolün değerli mensupları, diğer değerli meslektaşlarım ve değerli adliye personelimiz, kıymetli hazırlığım. Yalova Adliyesi binamızın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Yüz ölçümünün %59'u ormanlarla kaplı olan İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi metropollerin neredeyse tam ortasında bulunan, tabiatıyla, insanıyla ve tarihiyle el ele verip yoğrulduğu Yalova'ya yaraşan Yalova Adalet Sarayı binamızın açılışına tekrar hoş geldiniz. Adaletin tesisinde önemli bir rol oynayacak olan bu mekanın şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyor, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Adli binaları yalnızca hukuki işlemlerin yürütüldüğü mekanlar olmanın ötesinde, adaletin simgesi, toplumun her kesimine güven veren, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunduğu birer semboldür. Bu yüzden bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Yalova Adliyesi sadece bir bina değil, adaleti tesis edecek, adalet erişiminin kolaylaştığı, vatandaşlarımızın hak ve arayışlarının güven içinde karşılık bulduğu bir merkez olacaktır. Adaletin gecikmeden adil ve tarafsız bir şekilde tecelli etmesi en büyük hedefimizdir. 4000 metrekare alan üzerinde 16.024 metrekare kapalı alana sahiptir. Savcılık ve mahkemeler bloğu olarak 2 bloğa sahiptir. Yeni hizmet binamızda toplam 55 adet hakim savcı odası, 23 adet hakim savcı yardımcısı odası, 47 adet savcılık ve mahkeme kalem odası, 10 adet duruşma salonu, 3 adet toplantı salonu, 5 adet baro odası, 6 adet adli tıp şube müdürlüğü, 8 adet adli görüşme odası, PTT şubesi, 2 adet mescit ve bir yemekhane bulunmaktadır. Yalovalı vatandaş
başkanlarımız başta olmak üzere Yalova Adliyesi'nden hizmet alan herkese etkin ve isabetli adalet hizmeti verebilmemize imkan sağlayacak yeni adalet sarayımızın yapımında bize desteklerini esirgemeyen, her zaman destek olan, her zaman yanımızda olan, tüm imkanlarını seferber ederek adliyemizin en kısa sürede ve en güzel şekilde yapımını sağlayan Sayın Adalet Bakanımıza, Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunca teşekkürlerimi arz ediyorum. Mensupları, değerli Yalovalı hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemizin çok kıymetli şehirlerinden biri olan Yalova'dayız. Mavi ile yeşilin buluştuğu, her tonunun olduğu, termaliyle, tarımıyla, her yönüyle öne çıkan çok güzel şehrimiz Yalova'mızda sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. İnşallah bugün Yalova'mıza yakışır, adliyenin vakarına yakışır bu güzel Adalet Sarayı'nın açılışını sizlerle beraber gerçekleştirmiş olacağız. Şimdiden tüm yargı çalışanlarımıza, hakim savcılarımıza, avukatlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adaletin tecellisi yolunda inşallah burada en doğru, en isabetli kararlar verilecek ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayreti içerisinde bu binanın içerisinde güzel çalışmalar inşallah gerçekleştirilecek. Yenmesi gereken bu temel mevzuatın tamamını son 22 yıl içerisinde yeniledik. Tabii bu 22 yıl içerisinde 2005'te ceza kanunumuz, sonrasında işte ceza muhakemesi, sonrasında borçlar, hukuk mahkemeleri, bunların üzerinden de 20 yıl geçti neredeyse. Bir kısmının üzerinden 10 yıl, bir kısmının üzerinden 15 yıl geçti. Tabii bu süreç içerisinde de yine toplum durağan değil. İhtiyaçlar gelişiyor. Yeni suç tipleri ortaya çıkıyor. İnternet çağındayız. Sosyal medya çağındayız. Dolayısıyla teknolojinin de gelişmesiyle insanların, milletimizin ihtiyaçlarının farklılaşması, ticaretin gelişmesi nedeniyle de bu kanunlarımızda yeni güncelleme ihtiyaçları doğdu. Tabii bu güncellemeyi de gecikmeksizin hep bugüne kadar gerçekleştirdik. Yargı reformu strateji belgeleriyle planlı şekilde yaptık bunu. 2009'da yargı reformu strateji belgemizde çok sayıda yargı paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirerek yasalaştırdık. 2015'te ikincisi, 2018 yılında da üçüncüsü hayata geçti ve o süreç içerisinde hem vatandaşlarımızdan gelen hem de uygulayıcılarımızdan, akademisyenlerimizden, bilim insanlarımızdan aldığımız görüşlerle mevzuatımızı ihtiyaca cevap verir hale getirmenin gayreti içerisinde olduk. Tabii geldiğimiz noktada şimdi sıra 4. yargı reformu strateji belgesinde. Türkiye yüzyılının yargı reformu belgesi olacak. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına adım attığımız şu dönemde özellikle toplumun ihtiyacına cevap verecek olan çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirmeyi İnşallah önümüze hedef olarak koyacağız ve kısa, orta, uzun vadeli hedefler şeklinde yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet. Sayın Valim, değerli Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekilimiz, değerli milletvekillerimiz, değerli bakan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, çok kıymetli Cumhuriyet Başsavcımız, Adalet Komisyonu Başkanımız, çevreden gelen, çevre illerimizden gelen suçluk suçları, gerek bilişim yoluyla işlenen farklı farklı suçlar, tüm bunlarla hep beraber mücadele edeceğiz. Güvenlik güçlerimizle, polisimizle, jandarmamızla, kolluğumuzla ve yargı teşkilatımızla beraber suç ve suçluyla mücadele ederek toplumun huzur ve güvenliğini bozan suç şebekeleriyle hukuk düzeni içerisinde, hukukun üstünlüğünü de esas alarak
gecikmeksizin bunu inşallah gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii sürekli eleştiri konusu olan, özellikle bazı suçlarda alt sınırların çok aşağıda olduğu yönünde bilim insanlarımızın, hukukçularımızın da görüşleri var, uygulayıcılarımızın da var. O suç tipleriyle ilgili olarak bir takım düzenlemeler yapılabilir. Yine denetimli serbestlik uygulamaları ile ilgili olarak bazı sınırlamalar getirilebilir. Tüm bunları biz alternatifli olarak koşullu salıverme süreleri ile ilgili, özellikle çocuk istismarının önlenmesi, kadın cinayetlerinin en aza indirilmesi, yok edilmesi konusunda özellikle çok hassasız. Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Kadınlarımızı korumalıyız. Kadınlarımıza yönelik her türlü kötülük insanlığa ihanettir. Çocuklarımıza yönelik her türlü kötülük yine geleceğimize ihanettir. Çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler çocuklarımız. Her birinin elinde cep telefonları ve o cep telefonlarıyla maalesef karşılarında kimliğini gizleyen suç şebekeleri. O nedenle siber suçlar bakımından da artık çok daha etkili. Nasıl polisimiz devriye geziyor, fiziki olarak sokakların güvenliğini sağlıyorsa, yine sanal dünya, özellikle kimliğin gizlendiği, gizlenerek suçların işlendiği o dünyada da artık devriyelerimizi daha da artırarak hukuk içerisinde onlarla da mücadele etmeliyiz. O alandaki mücadele biraz kolay değil. Çünkü kimliğini gizleyerek, uluslararası sosyal medya şirketlerinin yargı kararlarını uygulama noktasındaki çekimserliği ve sorumsuzluğu da diyebiliriz. Ama biz o şirketlere de şunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin kurallarına bizim vatandaşlarımız, bizim şirketlerimiz uyuyorsa, siz de bu ülkede hizmet veriyorsanız, o zaman bu ülkenin imkanlarıyla, bu ülkenin insanlarına hizmet veriyorsanız, o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk kurallarına, kanunlarına da sizler uymak zorundasınız. O nedenle suçun önlenmesi bakımından bize destek olan sosyal medya şirketleri yayınlarına devam eder. Basın özgürlüğünün alabildiğine, fikir ve düşünce özgürlüğünün alabildiğine yanındayız. Ama fikir özgürlüğü demek, basın özgürlüğü demek, o suç işleyenlere zemin hazırlamak demek özgürlük kapsamında olmaz. Bu anlamdaki kararlılığımızı da hep beraber tüm kurum ve kuruluşlarımızda, yargımızda sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Sözleşmesini ihlal ettiği için o yargılama sürecine delilleri biz katkıda bulunduk. O tedbir kararlarının uygulanmaması dünya için ayrı bir problem. İşte o nedenle diyoruz, daha adil bir dünya mümkün. Dünya beşten büyüktür diyoruz. O kararları uygulaması gereken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin maalesef günümüzde nasıl bir etkisiz bir kuruluş olduğunu da üzülerek görüyoruz. Dünyanın gözü önünde çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor. Neredeyse 50 bine yaklaştı. Onun iki katı insan yerinden yurdundan edildi, milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Ama maalesef onlara destek veren küresel güçler, Avrupa'sı, Amerika'sı maalesef dünyadaki katliama, Filistin'deki, Gazze'deki katliama ortak oldular. Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Uluslararası Adalet Divanı'nın yanı sıra bir de Ceza Mahkemesi. Başsavcı soruşturma başlattı, yakalama talep etti. Ama o yakalama talep eden savaş suçlusu, soykırım suçlusu gitti Birleşmiş Milletler.